Hidalgo'dan Harun Tekin'e, beyler bu kaleci ne yapıyor? Fenerbahçe HD Sigorta erkek voleybol takımının Kübalısı maçörü Salvador Hidalgo, Ziraat Türkiye Kupası'nda Medipol Başakşehir maçında hatalı goller yiyen Harun Tekin'i eleştirdi. Başakşehirli Gulbransen'in ikinci golünün ardından çileden çıkan Hidalgo, beyler bu kaleci ne yapıyor? İki pozisyonda da yanlış yerdeydi. Eğer 10 kişiyle oynuyorsanız bu tip hatalar yapamazsınız. İlk golde ön direğin uzağındaydı. İkincisinde ise kendisini bir orta saha oyuncusu zannetti. Haydi kardeşim şansını kullan şeklinde ifadeler kullandı. Hidalgo ayrıca sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Fenerbahçe'de hakem kararlarıyla savaşan tek bir oyuncu bile göremiyorum. Fikir sahibi olmaksızın herkesin öğretmeninin her söylediğini kabul ettiği bu çocuk bahçesi nedir ifadelerini kullandı. Ziraat Türkiye Kupası'nda Başakşehir'i elenen ve Kadıköy'de bu sezonki 5. resmi yenilgisini alan Fenerbahçe'de moraller bozuk. Sarı lacivertlerin oyun olarak da geriye gitmesi taraftarları endişeye sevk ederken sosyal medyadan farklı reaksiyonlar da geldi. Fenerbahçe derbide Galatasaray'a karşı aldığı yenilgi sonrası Ziraat Türkiye Kupası'nda da Medipol Başakşehir'e 2-1 mağlup olarak kupaya veda etti. Sarı lacivertli takımda teknik direktör Erol Bulut eleştiri odaklarının hedefi haline geldi. Sportif direktör Emre Belözoğlu da karşılaşmayı Selçuk Şahin ile birlikte tribünde takip etti. 42. dakikada Fernandes'in golü ve ardından Lemos'un gördüğü kırmızı kartın ardından morali bozulan Emre Belözoğlu düşünceli görüntüsüyle dikkat çekti. Fenerbahçe'nin Başakşehir'e mağlup olduğu maçın ardından Beşiktaş ve A milli takımın eski futbolcularından Nihat Kahveci sosyal medya hesabında sarı lacivertlerin kötü oyununu değerlendirdi. Fenerbahçe'nin oynadığı futbolun yetersiz olduğunu ifade eden Kahveci çarpıcı iddialarda bulundu. Sarı lacivertlerin bu sezon şampiyon olsa dahi Erol Bulut ile yola devam etmeyeceğini ifade eden Kahveci Emre Belözoğlu'nun radikal kararlar alacağını belirtti. Nihat Kahveci arkadaşı Emre Belözoğlu'na seslenerek "İn sahaya derim, bundan kötüsü olmaz" ifadelerini kullandı. Emre Belözoğlu'nun yerinde olmak istemezdim. Görevini yap. Bu futbolu izle misali. Çok üzgündür. Turu geçse de sevgili Erol Bulut'u bilemiyorum. Kaç tane Fenerbahçe taraftarını memnun eder. Harun hata yapmaya çıkmış gibi oynadı. Salahi'ye ise ayak uyduramadılar. Fenerbahçe'de kötü sonuçlar devam ederse Erol Bulut ile yolların ayrılması planlanıyor. Aspor ekranlarında son dakika bilgisini paylaşan Zeki Uzundurukan, üst üste alınan kötü sonuçların ardından olumsuz tablonun devam etmesi durumunda dünyaca ünlü Fransız teknik adam Arsène Wenger'in Fenerbahçe'nin başına getirileceğini ifade etti. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç da Mesut'un transferi için Wenger ile görüştüklerini vurgulamıştı. Fenerbahçe'nin Ziraat Türkiye Kupası'nda Başakşehir'e elenmesi sonrası sarı lacivertli taraftarlar Erol Bulut için istifa çağrısında bulundu. Fenerbahçe'nin efsane ismi Serhat Akın da maç sonrası yeni hocayı "bu iş tamam" diyerek duyurdu. Fenerbahçe'de dün akşam Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde oynanan Başakşehir maçının ardından sarı lacivertli camiada Erol Bulut'un takımdaki geleceği tartışılmaya başlandı. Ligde zor günler geçiren Başakşehir karşısında 75 dakika 10 kişi mücadele eden Fenerbahçe karşılaşmadan uzatmalar sonucunda 2-1 mağlup ayrıldı ve kupadan elendi. Fenerbahçe geçtiğimiz hafta sonu da Galatasaray'a sahasında 1-0 yenilerek taraftarını üzmüştü. Sosyal medyada Erol Bulut'un istifası için kampanyalar başlatılırken Fenerbahçe'nin eski teknik direktörü Christoph Daum da Fenerbahçeli taraftarları heyecanlandıran bir paylaşım geldi. Fenerbahçe'nin Başakşehir'e mağlup olarak kupaya veda ettiği karşılaşmanın bitiş düdüğünün hemen ardından Instagram'dan eşiyle Sultanahmet Camii önündeki bir fotoğrafını paylaşan Daum, gönderisinin altına "Türkiye benim ikinci vatanımdır" notunu düştü. Erol Bulut'un istifasını isteyen Fenerbahçeli taraftarlar, Daum'un Türkiye paylaşımını yorum yağmuruna tutarak deneyimli hocaya Fenerbahçe'ye gel çağrısında bulundu. Daum'un kısa süre beğeni ve yorum yağmuruna tutulan paylaşımının ardından Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Serhat Akın da çarpıcı açıklamalar geldi.
İnternet üzerinden canlı yayınlar yapan Serhat Akın, Fenerbahçe'nin kan değişimine ihtiyacı olduğunu belirtirken Daum hakkında çok konuşulacak sözler sarf etti. Akın, canlı yayında Daum bu fotoğrafı paylaştıysa bu iş tamam. Tuncay Şanlı ve ben yardımcı olursak bulur bu iş. Tek çare Daum açıklamasında bulundu. Geçtiğimiz aylarda otobiyografi kitabıyla Türkiye'de gündem olmayı başaran deneyimli Christoph Daum, Aziz Yıldırım ve Fenerbahçeli itiraflarıyla gündemi uzun süre meşgul etmişti. Alman teknik adam 2003-2004 ve 2004-2005 yıllarında Fenerbahçe'yi şampiyon yapmış, 2005-2006 sezonunda ise 81 puanla ikinci olmuştu. Daum'un takımları sürekli olarak mücadele etmesi, birçok maçı geriden gelerek çevirmesiyle ünlüydü. Alman teknik adamın yardımcısı kondisyoner Roland Koch da takımın fiziksel olarak açıdan gösterdiği harika performansla başroldeki isimlerden biriydi. Daum, 90'lı yıllarda Beşiktaş'ı çalıştırdığı dönemde çoğu zaman ikinci vatanım Türkiye sözünü söylüyordu. Alman teknik adam son olarak 2009-2010 sezonunda Fenerbahçe'yi çalıştırmış, Türkiye Kupası'nı finalde, lig şampiyonluğunu da son maçta kaybetmişti. Bu sonuçların ardından da dönemin başkanı Aziz Yıldırım bir kez daha Alman teknik adamla yolları ayırarak sportif direktör Aykut Kocaman'ı teknik direktör yapmıştı. İrfan Can Kahveci'nin sözleşme detayları belli oldu. Medipol Başakşehir Başkanı Göksel Gümüş da İrfan Can Kahveci için Fenerbahçe ile yaptıkları anlaşmanın detaylarını ilk kez açıkladı. Gümüş da Milliyet Gazetesi'nin yazarı Atilla Gökçe'ye konuştu. Galatasaray ve Fenerbahçe'nin renklerine katmak için büyük savaş verdiği İrfan Can Kahveci, ana transfer döneminin en çok konuşulan ismi olmuştu. Süper Lig'in iki devi, Medipol Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ'la görüşme trafiği gerçekleştirmiş, Milli Yıldız 1 Şubat'ta Fenerbahçe'ye imza atmıştı. Medipol Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ, İrfan Can Kahveci için Fenerbahçe ile yaptıkları görüşmeyi ve anlaşmanın detaylarını ilk kez açıkladı. İşte o yazıdan bir bölüm. İrfan Can transferine dönersek, Başakşehir Başkanı anlatıyor. İrfan'ı Galatasaray'da Fatih Terim, Fenerbahçe'de Ali Koç çok istedi. Başkan Ali Koç'la 3 kez görüştük. 3. konuşmasında ziyareti tam 6 saat sürdü. Çok sıkı pazarlık yaptık. Galatasaray Başkanı Sayın Cengiz ortada 10 milyon euro olmadığını söylemiş. İşte hesap. 7 milyon euro nakit aldık. Deniz Türüç'ün bonservisini aldık. Tolga Ciğerci'yi aldık. İrfan'ın dış satışından %20 net pay için anlaştık. Fenerbahçe şampiyon olursa ayrıca 1 milyon euro alacağız. Toplarsanız 10 milyondan fazlası ediyor. Sayın Cengiz'e de anlattım. Çok dikkatli hesap yapmak durumundayım. Ben bırakırsam borç beni bırakmaz. İrfan Can satışıyla bilançomuz pozitife dönüştü. Açıklamalarında bulundu.